Evet. Çok değerli, çok değerli. Gurur duyuyoruz. Maltepe seninle gurur duyuyoruz. Maltepe seninle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Benim çok kıymetli Maltepeli hemşerilerim, bize gönül veren, partimize sahip çıkan, bu yolda yürüdüğümüzde bizi yalnız bırakmayan değerli yoldaşlarım. Hepinizi bugün bu saatte burada topladığım için öncelikle hepinizden özür diliyorum. Ancak biz bu meydanda hep sizinle beraber olduk. Her derdimizi, her projemizi burada sizlerle birlikte paylaştık. Son günlerde malum çevreler tarafından önce şahsım ve benim üzerimden de aileme karşı bir saldırı kampanyası başlatıldı. Gerek yok. Şu bilinmelidir ki bu saldırılar ilk defa yapılmıyor. Hatırlarsınız bundan 4 yıl önce de yine aynı çevreler benim Alman ajanı olduğumdan yola çıkarak yine saldırmışlardı. Ne demiştim bu meydanda? Bu meydanda demiştim ki ispatlarlarsa istifa edeceğim. Etmezlerse yargı önünde onlarla hesaplaşacağım demiştim. Ve yargıya gittik. Yargı onları mahkum etti. Şimdi bu kampanyadan sonra da yargıya gideceğim. Yine onlarla hesaplaşacağım. Yukarıda Allah şahit, yediğimiz her lokma helal olarak boğazımızdan geçmiştir. Yetimin hakkını yemedik, yemeyeceğiz. Diyorlar ki Ali Kılıç malı götürdü son 4 yılda. Yazmışlar alt alta bazı tapuların rakamlarını ve oradan vurmaya çalışıyorlar. Be hey gafiller, birazcık aklınız varsa, eğer bir belediye başkanı yolsuzluk yapıyorsa eşine, dostuna hizmet ettiği belediyede o sınırlar içerisinde daire tapu etmez. Öyle değil mi? Evet. Ötürü başkasının adına yapacak. Ya da 2014 öncesi mal varlığımızı niye yazmıyorlar o zaman? Kılıç ailesi 1960'lı yıllarda Almanya'ya giden ilk kafilenin içerisinde yer alıyor. Allah'a şükür kardeşler beraber çalıştığı için 1975'ten beri de başta Türkiye olmak üzere Erzincanlı hemşerilerim bilir, Sivaslılar bilir, Tunceliler, yani o bölgeden gelenler bilir. Yaklaşık 40 yıldır otel işletmeciliği yapıyoruz, mülkiyeti bize aittir. Yaklaşık 40 yıldır inşaatla uğraşıyoruz. Yetmedi, yatırımlarımızı Almanya'da da yaptık. Şimdi ben bütün bunları anlatırken size saygısızlık oluyor. Sanki kendimi övüyorum. Ama bilinmelidir ki bu aile köprü altına yatarak buraya gelmemiştir. Almanya'da da ticaret yapıyoruz, Türkiye'de de yapıyoruz. Bunun ayıbı yok. Birileri Türkiye'de kazandığı paraları kaçak yollarla yurt dışına götürüyor. Ama biz orada kazandıklarımızı bankalar üzerinden, resmi yollardan Türkiye'ye getirip yatırım yaptığınızda ise bize belden aşağı vurmaya çalışıyorlar. Hodri Meydan, kim istiyorsa gelsin, yarın göndereyim Almanya'ya. Oradaki şirketlerimizi bir araştırsınlar. Kaç personel yanında çalışıyor bilsinler. Ne kadar mülkiyetimiz var onu da görsünler. Ondan sonra bu iftiralarını sürdürsünler. Yine buradan haykırıyorum. Onlarla yargıda hesaplaşacağız. Bu saldırının sadece Ali Kılıç'a, ailesine olmadığını da biliyorum. Aslında bu saldırının bir nedeni var. Çünkü Ali Kılıç ve ekibi Maltepe'ye geldiği günden beri sizlerle gönül köprüsü kurduğu için biz her seçimden başı dik sıkıyoruz, onları da sandığa gömüyoruz. Esas kuyruk acıları bu. Sandıkta demokrasi gereği sandıkta bizi alt edemeyenler bazı sayfalarına, o karanlık sayfalarına bizi linç etme politikası giderek
yeneceklerini zannediyorlar. Önümüz bahar. Bir bahar temizliği yapacağız yine Maltepe'den. Allah! Yetmedi, bravo! İstanbul'da yapacağız bunu. Bravo! Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. 5 sene önce yine bu meydanda demiştim 1 Şubat günü. Bahar temizliği yapıyoruz. Hadi hep beraber hazırlanalım dedim. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum. Sadece Maltepe'de değil, İstanbul'da. Yeni arkadaşlarımıza, pırıl pırıl arkadaşlarımıza, Ekrem İmamoğlu'ya ve 39 ilçede sosyal demokrat düşüncenin yeniden sayfaları açılacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben buradayım. Gözlerinizin içine bakarak konuşuyorum. Verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Biz kol kola yürümeye devam edeceğiz. Onlarla da hesaplaşacağız. Bugün Cuma namazı var. O nedenle sizi fazla tutmak istemiyorum. Şimdiden namazlarınız, dualarınız kabul olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.